Devam edelim. Bir telefon sorumuz daha var galiba. Bekletmeyelim izleyicimizi. Hoş geldiniz. Alo, merhabalar. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı gün hocam. Güzel bir gün olsun. Nereden arıyorsunuz? Konya'dan arıyorum. Konya. Selam ediyoruz Konya'ya. Evet, sorunuz varmış hocamıza. Çok heyecanlıyım. Ben size iki tane soru istiyorum. İki tane. Tamam, iki tane. Ben aklıma gelin istemiyorum. Çünkü izleyicilerden istiyor biliyorum. Peki, buyurun. Nedir sorunuz? 4 senelik oğlum hocam. Evimde dualar açıyorum. Götürüm olması için. Ne yapabilirim? Evimde bir dua okuyabilirim. Evimin içinde götürüm olması için. Telefona yakın konuşur musunuz? Boğuk geliyor sesiniz şu anda bize. Biraz daha yakın konuşursanız telefona. Sesim geliyor mu? Ha, şu an daha iyi geliyor. Evde ne olması için dediniz? Orayı anlayamadık. 4 senedir evdeyiz ve eşimi çok yıprattım. Onu böyle istemediğini biliyorum. Ama benim evliliğimde çakalaşarak hayat yaşamak istiyorum. Eşim benim ciddi olgun davranmamı istiyor. 3-5 gün neyse uyguluyorum. Benden ciddi olmam istediği ve birkaç gün sonra yine evin içinde insanlarla çakalaşıyorum. Ciddi olamıyorum ve bu yüzden kavga ve tartışma çıkıyor aramızda. Ne yaşanırsa yaşansın gizlimiz yok. Onların göz önünde oluyor tartışmalar ve küçük düşürmeler. Ve evin içinde kayınvalidem ve eskilerimle birlikte yaşıyoruz ve onlarla çok zıtlaşıyorum. Oturup konuşulduğunda benden olduğu söyleniyor. Eşimle aram açılıyor. Benim hareketlerim ve insanlara karşı saygısız davranışlarımdan dolayı benim için dua okuyabilir misiniz? Mutlu bir evliliğim ve geçimim olması için ellerinizden öperim hocam. Peki. Başka sorunuz var mı? Evet, var, bir tane daha var. Şimdi ikinci soruya geçmeden ben şunu bir öğreneyim. Eşiniz sizden ciddi olmanızı istiyor. Siz de diyorsunuz ki ben esprili bir insanım yapı olarak, tabiat olarak. Şaka yapmayı da seviyorum. Evet. Çok da ciddi olamıyorum yapı gereği. Çok da ciddi olamıyorum ama eşiniz de bu durumdan rahatsızlık duyuyor ve tartışıyorsunuz. Doğru mu anladım? Evet, doğru. Peki herkesin yanında mı böylesiniz? Yani esprilisiniz, şakayı seviyorsunuz. Eşiniz herhalde bunu şey yapamıyor. Herkes de bunu yapma. Hani ben beraberken, özeldeyken bunları yap ama başkalarının yanında da hayır, biraz ciddi ol mu diyor. Hayır, özeldeyken de sevmiyor. Onunlayken de ciddi olmamı istiyor. Ha, evet, özelde de sizden ciddi olmanızı istiyor. Evet. Evet. Tabii ben şakaları, şu anda ne tür şakalar yaptığınızı bilmiyorum. Yani esprili bir insansınız, tamam. Ama eşiniz de tam tersi bir yapıya sahip demek ki. Evet, çok ciddi olmamı istiyor benden. Ne yapabilirim? Hani sürekli konuşuyoruz. Benden olgun davranmamı istiyor. Hani evet. Dışarılara karşı mahcup olmayayım. Hani benim iyiliğim açısından. Ama anladım. Ben olamıyorum. Olamıyorsunuz. Örneklendirebilir misiniz bu verdiğiniz anlattıklarınızı? Mesela ne tür konularda espri yapıyorsunuz, şaka yapıyorsunuz da eşiniz rahatsız oluyor? Atıyorum mesela evin içinde bir şeye gülünüyor. Kayınlar falan olsun, eskilerin falan olsun. Ya gülüyorum, hani ne bileyim, şakanın ilerisini getiriyorum. Evet. Eşiniz de rahatsızlık duyuyor. Evet, eşim de rahatsız oluyor. Onlara karşı diyor hani mahcup olma diyor, ciddi ol diyor. Peki, eşiniz izliyor mu şu anda? Dinliyor mu sizi? Vallahi işe gitti, bilmiyorum izliyor. Bilmiyorsunuz. Mu? Tamam, bu birinci soru. İkinci soru nedir? Hocamızın tavsiyelerine dikkate alacağız. Diğer soru? Nişanlıyken hocam, kayınvalidem hakkında bazı şeyler duydum ve görmeden duyduklarıma çok inanıyorum. Ben insanlara karşı zıtlaşıyorum. Onlara karşı yaklaşımım nasıl olmalı benim? Duyduklarıma inanmalı mıyım? Evet, görmeden duyduklarıma inanabiliyorum. Dolayısıyla onlara karşı da tavrım değişiyor dediniz. Evet. Bunun yanlış olduğunu siz de biliyorsunuz o halde. Evet, biliyorum. Biliyorsunuz. Bunu nasıl düzeltebilirim diye soruyorsunuz. Evet hocam. Peki, iki sorunuzu not aldık. Teşekkür ediyoruz. Konya'ya selam ediyoruz. Sağ olun. Muhterem hocam, bu soruların cevaplarını biraz sonra duyalım mı? Tabii. Hatırlatmalarımız efendim. Var. Tabii. Çünkü bugün yine çok güzel hediyelerimiz var sevgili izleyenler. Yeni hediyelerimiz var. Bakın, bu yeni hediyelerden birisi, bu ilk defa dün verdik. Bu çantalı set. Evet, çantalı Kur'an ve namaz seti var. Görmüş olduğunuz bu seti bir izleyicimize hediye edeceğiz. İçinde Kur'an-ı Kerim'i var, tesbihi var, namaz için yazması var, seccadesi var. Bayağı güzel bir set. Bunun dışında bir aile setimiz var. Hanımefendiler ve beyefendiler için takkesi, işte namaz yazması, seccadesi, tesbih, bir aile setimiz var. Bir de heybeli seccade setimiz var. Bu hediyelerimizi Ankara'dan Mustafa Gür, annesi Asiye Gür adına hayrediyor. Bir de Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Hülya Yavuzlu, kayınbabası Muammer Yavuzlu adına hayrediyor. Mevla hayırlarını kabul buyursun. Hepsinin yanında
Hacı annemiz dün yolladı bu el emeği göz nuru. Yeni seccadeler var. Hacı annemizin ellerinden öpüyorum. Hocam yeni geldi bunlar. İnşallah evet. Bunlardan da ilave edeceğiz hediyelerimize. Bu hediyeler için sevgili izleyenler toplamda 3 şifre vereceğiz. Şifreleri yayın sonunda inşallah telefonlarda bize ulaşarak aktaracaksınız, not alacaksınız. Lazım olacak bu şifreler size. Birinci şifre, reklamlardan hemen sonra diyelim, kısa bir ara rica edelim. Yeniden birlikteyiz. Reklamlardan önce bir telefonumuz vardı. İzleyicimizin sorusu şöyleydi. Eşim ciddi bir insan olmamı istiyor. Ben de esprili biriyim. Eşim toplum içinde onu mahcup ettiğimi düşünüyor ya da söylüyor. Benim hatalarım yüzünden onunla kavga ediyoruz. Ne yapabilirim diye sordu. Eşim kendisini ailesine karşı mahcup ettiğimi söylüyor demişti. Bu ilk sorusuydu hocam. Yapı olarak esprili, şakalı birisi. Ama eşi daha ağır, daha ciddi olmasını ve böyle davranmasını istiyor. Neler tavsiye edersiniz? Evet, bu yuvada beraber yaşayacaklar. Mutlu olabilmeleri için eğer hanımefendi bu tavrına devam ettirirse eşi bundan rahatsız olacak. Bu rahatsızlık yarın büyür, başka sıkıntılara sebebiyet verebilir. O yüzden hanımefendi kendisini frenleyebilmeli ve o da ciddi davranmalı. Belli ki olur olmaz toplum içerisinde yüksek perdeden konuşabiliyor, kahkaha atabiliyor. Bundan dolayı da eşi rahatsızlık duyuyor. Bu böyle devam ederse bu rahatsızlık başka sıkıntılara ileride sebep olur. O yüzden hanım kardeşimiz frenine basabilmeli. Peki. Bir sorusu daha vardı hanımefendinin. O da şöyleydi hocam. Dedi ki ben görmeden, bilmeden duyduklarıma hemen inanıyorum. İkna oluyorum. Mesela birisi hakkında birisi bana bir şey söylüyor. Ben görmediğim halde hemen inanıyorum ve o kişiyle ilgili fikirlerim değişiyor dedi. Bunu nasıl düzeltebilirim diye sordu. Sevgili Peygamberimiz, kişinin her duyduğunu söylemesi kendisine yalan olarak yeter. Bir ayeti kerimede iki defa size bir haber geldiyse onu araştırın. İşte araştırmadan suizan ediyorum, söylenen söze inanıyorum. Nereden belli doğru olduğunu nereden biliyoruz? O halde hemen onun peşine düşmemeli. Tetkik etmeden karar vermemeliyiz. Yanlış karar vermiş olabiliriz. Peki hocam, teşekkürler. Kars Digor'dan şu anda köy okulu hocam selam bekliyor. Öğrenciler, öğretmenler izliyorlarmış. Selam bekliyorlar sizden. Hepsine selam ediyoruz. Öğrencilerin gözlerinden öpüyor ve başarılar diliyoruz. İnşallah. İzmir'den izliyoruz. Şu anda kahvaltı sofrasındayız. İyi ki varsınız. Hocamıza selamlarımızı iletin lütfen. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Sofralarınız bereketli olsun. Hayırlı yayınlar. Adana Feke, Ormancık Mahallesi'nden selamlar, hürmetler demişler. Günaydın, hayırlı sabahlar. Hocama Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Cümlemize efendim. Hocamızın dualarını bekliyoruz. Afyon Karahisar Çay'dan Ekrem Avcı yazmışlar. Selam göndermişler. Çok teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.